Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra köye geldik çok şükür. Aslında pazar günleri geliyoruz ama yağmurlu geçiyor sürekli havalar. O yüzden bir iş yapamıyoruz. Bugün Şakir abiyle Toros'a bindik. Köyümüze geldik. Fındıklık'taki durumu da bir şöyle göstermek istiyorum. Otun durumu almış başını gidiyor. Şu şekil otlanmış bahçemiz. Diz boyu ot var. Neredeyse ağaca çıkmaya başlamış. Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı Ramazan'dan çıkar çıkmaz tırpan sezonunu açacağız inşallah. Yapmamız gereken kozalak akarı ilaçlaması var. O ilaçlamadan hemen sonra tırpan işlerine başlayacağım. 3 defa tırpan yapmam gerekecek yine bu sene anlaşılan. Çünkü Nisan ayı yağmurlu geçiyor. Şakir abi kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Bugün köye fındık işi için gelmedik. Evet. Şöyle Toros'umuzun üzerine, Toros bizim traktör vazifesini görüyor aynı zamanda. OSB aldık şöyle. 5 adet. 60'a 61'e 2,44. Yani yarım tabaka. Ahşap evimizdeki son aşamaya geliyoruz artık. Dış ve dışındaki işler bitti. Ardiyenin işi de bitti. Ardiye bittikten sonra ardiye kısmındaki odaya çevireceğimiz kısmın şimdi tavan döşemesini yapacağız OSB ile. Şöyle köpükle getirdik. Bunu da OSB ile sacın arasına atacağız. Malzemelerimizi ala ala geldik Buzca'dan. Evet. Burada manzara Emekler Toros bu işi görüyor. evet Toros cefakar. Şaki abi fındıklık için ne diyorsun abi otlar için? Otlar bayağı uzadı. Ot pişmeye başlayanlar oldu köyde. Evet. Yani geçen ot tırpan sesleri geliyordu yani. Pazar günü değil mi? Çünkü o pazar günü hafta içinde falan geliyordu yani sesler. evet Şakir abi hafta içinde buraya geldiği için o sesleri duyuyor. Şöyle otlar iyice yükseldi. Evin önünde çok acayip otlanmış Şakir abi. Evet. Şöyle burası da fındık harmanımız. Fındık serdiğimiz yer. Mısır bahçesi. Mısır ekeceğimiz bahçemiz de tarlamız da otlandı. Kıştan sürmüştük. İnşallah oraya tekrar bir otu parçalayıp hava açar açmaz oraya da süreceğiz. Kazıyek otlarını toplayıp yemeye başladık yani. Evet. Bir tane gösterelim mi? Onu da gösterelim şimdi. Kazıyek. Şimdi evet. Bedava bak bedava. Hiç para vermene gerek yok. Şöyle işaret koymuş Gayet de Şakir abi. güzel. Gayet de güzel böyle lezzetli hanım kavurmasını yaptı. Bak bu maydanoz gibi mesela. Buna kazaya mı diyorlar Şakir abi? Bizim burada kazıyek Şimdi diyorlar. kazaya deniyor. Kazıyek deniyor. Gazyak deniyor. Biz köyde anamızdan babamızdan duyduğumuz gaziyek. Evet. Onun için başka isimleri ben hiç sevmiyorum. Benim için bu gaziyektir yani. Evet. Şöyle tekrar bir gösterelim. Evet, Evet, bak burada bu şimdi bunun kökünü alıyorsun. Maydanoz gibi. Maydanozu böyle ekip çıksın diye gözünün içine bakarsın. Bu şimdi bedava. Bak çıkmış. burada var. Evet. Şuralarda var. Bir sürü yerde var yani. Şöyle birkaç yer işaret yapmış Şakir abi. Kaybolmasın diye. Hemen şurada cevizin dibinde de o avlunun dibinde de kaldırıklarımız vardı. Onları da topladık topladık yedik. Evet. Doğal bir şekilde köyden de istifadeleniyoruz. Şimdi biz OSB'mizi indirelim. Videonun devamında da çatıya monte ederken de biraz video çekeriz herhalde Şakir abi. Artık bu ahşap evi bitirip asıl hedefimiz olan Evet. fındık ve mısır işine girmemiz lazım bizim. Yağmur yağmadan da o sebebileri indirmemiz lazım. Aynen. Videoyu uzatma diyorsun değil Evet. mi? Tamam, burada videoyu durduruyorum. Videonun devamını çekeriz. Herkese selamlar Evet, izleyenlerin hepsine. şimdilik Selamlar. evet. Allah hayırlı Ramazanlar nasip etsin. Amin. Şimdilik hoşça kalın diyeyim. Orada biraz çalışırken çekebilirsek, fırsat bulabilirsek. Çünkü bugün telefonumuzu tutturacak aletimizi getirmedik. Şakir abi belki çekebilir. Ben bir çalışırken Ben yani tutarım ya. tutarsın. Videonun devamını oradan yaparız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Selami duvarı yıkmakla meşgul. O sabah getirdiğimiz osurbeleri kullandık. Şu üst tarafları
yaptı Selami. Ben de ona yardım ettim. Ondan sonra. Şimdi şurası yıkıyoruz. Öbür tarafla birleştirip oraya arası açık olacak. Şuraya bir oda yapmak için. Burası önceden ardiyeydi. Dıştan kapısı vardı. O kapıyı iptal edeceğiz. Dışarıdaki kapıyı. Gidonglar da bayağı kuvvetliymiş ha Selami. Bu kadar beklemiyorduk ya. Evet. Evet. Maşallah yani güzel, sağlam. Evet, şimdi sabah videomuzu Toros'un oradan başlatmıştık. Şeker gösterdim mi buraları? Şöyle kabaca bir gösterdim. Şu yukarıdaki osebeler yapıldı. Şimdi burası, Ondan sonra. şuradan evi de göster Şeker yani. Burası odayı da şöyle bir gösterebilirsin. Burası koltuğu falan örttük. İçinde banyosu olan bir odaydı. Evet. Tuvaleti, banyosu olan, sıcak soğuk suyu olan. Şu arka taraf banyo. Verandası falan var. Burası ardiye kısmıydı. Baktık ki ardiye bize yeterli gelmiyor. Ardiye ile ilgili zaten video yapmıştık Şakir Evet. abi. Oraya da bir dışarıdan gösterelim istersen abi şöyle. Burası Evet. ardiyeydi. Burayı boşalttı. Boşaltıyoruz. Oda Evet. yapacağız burayı. Şimdi Eve burada birleştireceğiz. aynen burada bugün yaptığımız iş şu. Sabah OSB ile başlatmışken hani videoyu Toros'tan OSB denirken. Evet. Şimdi bu trapez saç. Biz buraya tamamen ardiye diye başlamıştık ya. Evet. Üstüne ne diyorlar ona? Sandviç panel saç kullanmamıştık. Trapez saç kullandığımız için şu an OSB'nin altına izolasyon yaptık. OSB ile burayı kapattık. Şimdi OSB ile saç arasına izolasyon yaptık. izolasyon yaptık. Çünkü evin içinde de öyle. Bak şuradan bir gösterirsen abi. Evin içinde şöyle bir gösteriver. Burası da zaten çatı. Aynen böyle olacak. Buranın devamı olacak şimdi bu çatı. Oldu zaten, bitti. Evet. Şimdi burayı da bu şu an senin durduğun o kapıyı iptal ediyoruz. O Evet. kapıyı iptal edeceğiz. Bu kapıyı iptal edince buradaki kapıyı iptal edeceğiz. Buraya bir cam koyacağız. İçeriden buraya artık kapı açıyoruz. O izolasyonu da söyleyelim. OSB ile şeyin sacın çatı sacının arasına işte elimizde biraz cam yünü vardı. Kaya yünü veya cam yünü. Ondan biraz koyduk. Biraz da strofor vardı. Artmış stroforlardan. Onlardan koyduk, doldurduk. Normalde diğer tarafı komple şey yapmıştık. Cam yünü yapmıştık. Evet. Şimdi bu ağacı da buradan kaldırdık. Bu evle buranın bağlantısını yapacağız. Buranın içini aynı bu evdeki gibi şöyle bir gösterelim Şakir abi. Hı. Biraz şöyle bir oradan duvar görünüyor değil mi abi şöyle? Hı. Dıştan meşe tahtası evimiz. İçeriden onluk yutonkla ördük. Şimdi buraları da yutonk öreceğiz. Burayı tamamen artık bütün bir ev haline getirmiş olacağız. Şu karşı duvar yutonk olacak. Komple. İçerisi komple Burası da yutonk. yutonk olacak. Aynen. Sıvasını Burası da yapacağız. yutonk olacak. Dışından zaten meşe tahtamız var görüldüğü gibi. Evet. Burası da artık 2'ye 3 bir oda olmuş olacak. Orası da 2 burası 5, 5'e 3 bir oda orası da. Hı. Yani toplamda burası 21 metrekare kullanım alanı olan. O zaman ne oluyor? 1 artı 0'dı. Evet. Şimdi 1 artı 1 oldu. Aynen öyle. Verandasında zaten kocaman verandamız da var. Verandayı da şuradan bir gösterir misin? Şöyle. Gösterelim. Yani bu evin bu işlemden sonra bitmiş olacak. Şurası da Şimdi veranda. buralar biraz tabii inşaat halinde olduğu için Evet. biraz aletlerimiz, malzemelerimiz. Şöyle bir Evet. manzara da çeker misin abi? Evet. Köyü, bizim amacımız zaten insanları köye özendirmek, köy işiyle. Evet, burada da kümesimiz var. Şurada meyve bahçemiz var. Ondan sonra arı kovanları. Burada prefabrik evimiz var. Şu arkada seramız var. İşte onlar. Burası bizim Cenab-ı Hakk'ın nimetleri. deprem evi diyebiliriz, fındık evi diyebiliriz. Çünkü ben fındık zamanı işler çok yoğun olduğu için burada kalıyorum. Evet. Şöyle ardiyemizi de gösterelim abi.
Evet, o sol tarafta kapısı olan ardiyeyi yeni yaptık. Buraya ilgili video çekmiştik zaten. Buradaki ardiyeyi buraya taşıdık. Evet, burayla ilgili videomuz vardı zaten. Şimdi ardiye burası oldu. Böyle ıvır zıvır elimize ne geçtiyse buraya koyuyoruz. Burası da 8 metre uzunluğunda. Evet. Köyde en fazla ihtiyaç olan şey ardiye. Kuruluk. Biz yani kapalı yerler. Yanlar açık olabilir ama. 47 metrekare oldu. Öyle mi oldu? 49 mu öyle bir şey oldu. Yani prefabrik aynı oldu. E doğrudur. Şimdi ev 7-3, 21 metrekare. Hı. 2'ye 8 de veren de 16 metrekare etti. 20-36, 37 metrekare. Hı hı. 12 metrekare de orası abi. 39-49 metrekare. Evet. Şimdi bizim bu enimiz ne olmuş oldu? Toplam enimiz böyle. 3, burası 2 metre galiba değil mi? Evet. 2 burası 1,5 muydu? 1,5. 2 küsür de. 2 diyelim. 1,5 olan diyelim 3,5. Burası 3 müydü? Evet. 6,5. 6,5 lan. Boy neydi? 7. 7. Yani 6,5'ü 7 desen 7 kere de 49 yani. Evet. Şurada verandalar 1 metre daha dışarı çıktık ya. Evet. Evde 7 metre. Evet. Şu verandalarda şurada biraz daha çıktık ya dışarıya. Dolayısıyla 49 metrekare olmuş oldu yani. Çok şükür ya. Bir temel beton attık buraya. 21 metrekare temel beton attık. Bir su basman diyelim ona. 25 santim yüksekliğinde. Allah razı olsun Muzaffer abi, eğer videomuzu izlerse. Evet. Kendisi inşaat ustası. Ben Muzaffer abiye dedim ki abi köye bir ev yapmak istiyorum dedim. Bana yardımcı olur musun dedim. Hı hı. Ne demek Selam dedi. Sen dedi sadece su terazisi için hortum alacaksın dedi. Su hortumu terazi için dedi. Hı. Hortumu aldık geldik Düzce'den. Bana hı. gösterecekti sadece. Gösterelim derken kalıbı çaktık biz 2 saatin içinde. Sonra beton firmasından betonu alıp beton döküldü mü iş bitti. Şimdi Selam, o zaman biz sadece şu orta kısmın betonunu atmıştık. Bu yandaki verandaları yapacağımızı hiç hesaplamamıştık. Yok, hiç hesaplamamıştık. Eğer bilseydik öyle bir şey yapacağımızı, o zaman onların altındaki betonu da atardık komple yani. Komple 49 metrekarelik. 49 metrekare komple beton atardık. İşte bu biraz tecrübe. Yaptıkça baktık güzel oluyor. Çünkü bunu dışarıdan gelen insan hiç prefabrik ilgisini çekmiyor. Yani öyle şehirden gelen bir insan şu prefabrik hiç ilgisini çekmiyor. Bu şu ahşap meşe tahtaları, işte ahşap ağaçlar, içerideki şu aksesuarlar, bir baksana şöyle kıyafetlere. Burayı da zaten bilerek burayı da zeminde tahta yaptı. Komple bir şöyle bir gösterir misin abi ahşabı? Evet. Ahşap yani insana sıcak geliyor. Şöyle. Evet. Şimdi biraz misafirin hoşuna gidiyor. Evet. Duvar zıvırımız da var ama yani kalması rahat, sıcak soğuk suyu olan, içeride hem sobası hem ısıtıcısı olan. Evet. Yani burası buranın şimdi bir mutfağı eksik. Bir mutfağı, onu da mutfağı eksik. Şu karşıya mutfak evet. yapabiliriz. Onun haricinde yani çocuklu bir aile burada rahat kalabilir tabii, yani. İki çocuklu bir aile burada kalır. Çünkü yani biz buraya ilk başta ardiye niyetiyle başladık evet. ama eve işte hedefimde o var. Yani o artık tabii bu sene içinde olmaz muhtemelen de. Çünkü zaman bulamıyoruz. O karşıki oraya o mecbur kaldığınız evet. zaman her zaman yapılabilir yani. Ama çok güzel olur. Zaten biz kahvaltılarımızı falan burada yapıyoruz ya. Evet. Yazın burası çünkü güzel şey oluyor, güzel oluyor yani. Yazın serin, kışın da iyi. Ya orada mesela hemen bulaşık falan yıkanır yani. Çeşme bıraktık zaten. Neyse Şakir abi, biz videomuzu kapatalım istersen. Evet. Sen kapatabilirsin abi. Tamam. Söyleyeceklerimiz bunlar. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın. Evet. Herkese iyi günler diliyoruz.